Tüm Babalar Günü. Bu yüzden bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Evet, bugüne kısmetmiş vlog başlatmak. Bugün pazar, yarın iş var, dün de iş vardı. Ama artık son haftam diyebiliriz. Ne zaman bırakacağım? Tam 30 Haziran'da işi bırakıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Bilen var mı aranızda? Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Ama mezun oluyorum bildiğiniz gibi ve kendi işimi yapmak istiyorum. Ailem falan seferber olmuş durumda benim için. Teyzem, annem, yani herkes iş bakıyor bana, öyle söyleyeyim. Ve aslında gelişmeler de var. Ama size tabii ki olduktan sonra, yani olursa eğer, o zaman söylemek istiyorum. Şimdiden erken çünkü. Öyle. Birazdan babaannem gelecek. Kahve içeceğiz. Dün aramış, bana bir şey diyor. Beni yarın kahve içmeye davet etsene. Dedim zaten kendi kendini davet ettin. Gel dedim. O gelecek işte. Öyle. Ama ondan önce ben ya şu yatak çarşafımı, yastık kılıfımı falan bir kirli yatmak ve yenisini sermek istiyorum. Ondan sonra kahvaltı düşünüyorum ama çok da üşeniyorum. Çok kafiyeli oldu. Neyse, o zaman günün geri kalanında da görüşmek üzere. Günümüz başlasın. Evet, odamın son hali bu şekilde. Şu an burası düzelecek zaten. Bir tane bütüm kaldı arkadaşlar, ne yazık ki. O bütü verdikten sonra şu kısımda artık düzeltmek istiyorum. Böyle görmüş müydünüz hatırlamıyorum ama şurayı görmemiş olabilirsiniz. Burada benim hiç sevmediğim, nefret ettiğim bir duvara yapışık olan bir dolap vardı. Artık o yok. Böyle bu şekilde bence güzel görünüyor. Sizce nasıl? Yorumlarda bekliyorum. Şimdi şu yatağımı falan düzeltelim. Ondan sonra kahvaltı hazırlayalım. Burası çok dağınık bu arada. Toplayamıyorum çünkü koyacak yer yok. Dolapların içi tıklım tıklım doldu. Buradaki dolabı kaldırınca meğer, hani anladım ki ne kadar çok şey varmış içinde. Şunlar filan hep mesela onun üstündeydi. Çoğu şeyi böyle şimdilik buraya koydum mesela. Şunlar filan hep o dolaptaydı. Onun için çok doldu. Şurası var. Yine hep o dolabın üstündeydi, bunlar içindeydi. Yani şu an yapmamamın sebebi ise işten ayrılmayı bekliyorum. Evde daha uzun zaman geçirdiğim bir hafta yapacağım bu işi. Öyle, şimdi şu yatağı halledelim, sonra da mutfağa geçelim.
Merhaba. Geldi. Şöyle böyle kalmış. Şimdi kahvaltıda bunu yiyeceğim arkadaşlar. Açabilirsem. Böyle. Evet, hepsini döktüm. Ben geldim tekrardan, duştan çıktım böyle görmüş olduğunuz gibi ve şimdi saçlarıma bu Gliss'in elektriklenmeye karşı bakım sütunu uygulayacağım. Bunu zaten yakın bir zamanda almıştım, biliyorsunuz, yine vloglarımda görebilirsiniz ve aşırı memnun kaldım. Diğerini hani 220 derece ısıya karşı koruma spreyi almıştım, yine Gliss'indi, yani Schwarzkopf'undu. O da güzel ama onu hep sürmeyi unutuyorum. Yani saçıma sıkmayı unutuyorum düzleştiriciden önce. Ama bu öyle değil. Bunu her duştan sonra saçıma uyguluyorum. Gerçekten elektriklendirmiyor. Bir de şöyle bir şey var. İş yerindeyken fark ettim. Saçımı bazen açıyorum, bazen topluyorum falan. Açtığımda resmen bu bakım sütünün kokusu burnuma geldi. Yani bu kadar kalıcılık olabilir. O yüzden bunu böyle iyice göstereyim. Saçlarımı bir kere daha tamamen siyaha boyatmak istiyorum. Ama siyah yani. Ben koyu kahve almıştım, hatırlıyorsanız. Ama bu sefer siyah alıp siyaha boyamak istiyorum ve uzun bir süre o şekilde kalmasını istiyorum. Ondan sonra bir sene falan da boyatmayı düşünmüyorum gerçekten. Saçım sonra akacak, eski haline geri dönecek. O zaman da tekrardan sarıya dönüş yapmayı düşünüyorum. Böyle size kısa bir konuşma yapmak istedim. Ve bu arada Instagram'dan paylaşmıştım ama Shein'den alışveriş yaptım. 75 liralık. Aslında 50 lira ama 75 lira oldu. Şey ekleniyor işte, kargo, bir de nakliye garantisiyle birlikte. Bir tane bikini aldım. Onu şu anda bilgi vermek istemiyorum. Geldikten sonra size göstereceğim. Ve süreci anlatmak istiyorum. O zaman video çekerim diye düşünüyorum. Hem ürün elimde olacak, hem de size ürünü anlatacağım, süreci anlatacağım, nakliye parası ödeyebilirim. Onu anlatacağım. Ne kadar ödediğimi bilmiyorum, ödeyeceğimi bilmiyorum yani. Ona göre konuşmuş oluruz. 20 ila 30 gün arasında geliyormuş. Zaten direkt o şekilde sitede gösteriyor. Kaç günde geleceğini zaten sitede size söylemiş oluyor. O zaman günün geri kalanında görüşmek üzere. Evet, artık akşam oldu. Ben Melih'in defterine bayağı bir şeyler yazdım. O bu defteri yapmamı çok istedi askere gitmeden önce. Askerlik anılarımı yaz, gelince beraber okuruz dedi. Gerçekten çok ince düşünceli yani. Böyle yazdım ama şu an ne kadar? 3-4 sayfa falan yazmışımdır. Şimdi birazcık yoruldum. Şey yapacağım. Bir tane bütün kaldı. Söylemiştim size de. O büt için şimdi not çıkartacağım arkadaşlar. Geçen finalde hocanın sordu. Soruları hatırlamaya çalışıyorum. Ona göre birazcık not çıkaracağım. O zaman başlayalım.
Annemle Efe yazlığa gitmişlerdi arkadaşlar. Babalar günü için, dedemin babalar gününü kutlamaya. Bakar mısınız, gelince bir sürü ıhlamur getirmişler. Ev şu an mis, mis gibi kokuyor. Tarif edemem yani kokusunu, harika. Bunun için tekrardan dedim alayım telefonu elime, ders çalışıyorum bu arada. Neyse, yarın da saat 5'te işten çıkıyorum. 10'a 5 çalışıyorum. Yarın gelince de çalışırım. Şimdilik iyi geceler diyebiliriz aslında. Evet, iyi geceler dedim ama şu maskeyi deneyip öyle uyumak istiyorum arkadaşlar. Beauty Beauty'nin parıltılı soyulabilir pürüzsüzleştirici maskesi. Ben 2-3 gün önce şu pembe rengini kullandım. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Burada çok güzel görünüyor ama aslında şeffaf gibi, yani yüzünüze sürünce buradaki kadar pembe durmuyor. Maske genel olarak yüzümde soyduğum zaman hiç acıtmadan soyuldu. Daha önce Dermakil'in maskesi çok acıtarak soymuştu yüzümü. Bunlarda hiç öyle bir etki olmadı. Şunda, yani pembede daha doğrusu. Bunu şimdi kullanacağım. Onun dışında güzeldi yani. Bakalım yeşil nasıl olacak. Evet, sürebiliriz o zaman. Şöyle saçlarımı iyice geriye atayım. Gerçi alnıma sürmeyeceğim. Görüyor musunuz? Bakın, sıvı gibi. Çok böyle yeşilimsi bir şey yok. Tamam, parlıyor okey ama alnıma da şöyle süreceğim ama çok böyle tepeye kadar gitmeyeceğim çünkü. Bulaşmasını istemiyorum. Yani her şekilde bulaşıyor arkadaşlar. Yepyeni bir günden merhaba herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün izinliyim ama evde olmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi kuaföre gideceğiz ve saçımı siyaha boyatacağız. Hem de boyaları ben götüreceğim. Şimdi göstereceğim size boyaları. Ondan sonra Star City AVM'ye gitmek istiyorum. Biraz da üşeniyorum. Her an karar değiştirebilirim. Gitme nedenim, yani gitmek isteme nedenim, orada çatır günleri var arkadaşlar. O AVM'nin otoparkında yapılıyor ve ürünler çok uygun fiyata satılıyormuş duyduğuma göre. Ve birden çok mağaza var. Karaca da var bunların içerisinde. Little Big, işte Toy Shop. Yani bu tarz böyle mağazaların ürünleri o AVM'nin otoparkında yani ucuza satılıyor. Öyle söyleyeyim. İlk defa duydum böyle bir şeyi. Bizimkiler daha önce gidiyormuş mağazadakiler. Ben de çok merak ettim. Gitmek istiyorum. Bakalım, gidebiliriz büyük ihtimalle. Gitmezsek de başka bir AVM'ye gideriz. Ondan sonra 6'da sınavım var. Bilgisayarımı yanında taşıyacağım büyük ihtimalle. Çünkü riski alamam. Yani alamam böyle bir riski. Yolda falan kalırım, bir şey olur. Bilgisayarımı yanında götürmem gerekiyor. Neyse, hazırlanıp çıkalım. Şu an saat 11 bu arada. Evet, boyalar da böyle. Gece mavisi ve siyahı karıştıracağız. Ben böyle parlak siyah hep istemiştim. Kuaförüme de söyledim. Bu boyalar uygun dedi. Ben de o yüzden bunları götürüyorum şimdi. Bu şekilde bakalım. Aslında evde kendimi boyardım. Ama çok iyi boyayamıyorum. Yani arkalarını boyayamıyorum. Bu yüzden de kuaförde boyatacağım.
O zaman hazırlanıp hemen çık bakalım gidelim. Çok merak ediyorum. Beyazlarım da çıktı zaten iyice. Evet. Yolda konuşamadım. Nasıl olmuş? Ya bence bilmiyorum çok yakıştı. Yani ben zaten hep hayalimde olan bir renkte. Siyah ve sarı. Yani ya bir kere geliyoruz, ikisini de deneyelim diye düşünüyorum. Şöyle bir 2-3 sene takılıp sonra tekrardan sarıya dönme fikrim var. Bilemiyorum ama zaman gösterecek. Belki de çok seveceğim, çıtanmak da istemeyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl, siz yakıştırdınız mı? Sizce sarı mı daha iyiydi, böyle mi daha iyiydi? Hala birazcık şöyle boyalar falan var tabii. Zor temizleniyor. Allah'tan kontrolde yapmışım. Evde yapılacak gibi değilmiş yani bu renk. Her yer batardı. Evet, şöyle ışıkta daha net görürsünüz. Mavi siyahla siyah karışımı tam da istediğim renk oldu. Bir de alışveriş merkezine gidecektim. Söylemiştim ya size ama saat herhalde 2'ye geliyor ve benim 6'da sınavım var. Onun için evde kalıp ders çalışmaya karar verdim. Alışveriş merkezine yine gideceğiz bu arada. Gitmeyeceğiz değil. Annemler akşam geldikten sonra, yani işten geldikten sonra onlarla arabayla gitmek istiyorum. Çünkü ben şu an direkt gidersem bilgisayarımı yanına taşımak zorunda kalacağım. Ve çok yorulacağım. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Bilgisayar taşıma nedenim de çünkü büyük ihtimal 6'ya kadar duracaktım şu an gitseydim eğer. Zaten gidişim 1 saat sürer. Hani yorulmak da istemedim o kadar. Annemler gelsin öyle gideriz diye karar verdik. Ben şimdi telefonumu şarja takayım. O sırada birazcık ders çalışayım. Öyle. Saçlarım nasıl duruyor ya? Hiç kendime bakmadan konuşuyorum. Kameraya bakıyorum. Bakalım. Alışacağız ya zamanla.
geldik arkadaşlar. Bugün de böyle geçti birlikte. Çadır günlerini gezdik. Garaj günleri daha doğrusu. Onun dışında Ülker Şap'a gittik. Fiyatlara baktık beraber. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Ben eğlendim. Güzel bir gündü. Hem saçımı boyattım, sınava girdim. Yani dolu dolu bir gün oldu aslında. Umarım siz de beğenmişsinizdir vlogu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.